Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Ülkemizin deprem kuşağında olduğunu son yaşadığımız felaket bize acı bir şekilde tekrar hatırlattı. Ben de elimden geldiğince doğal afetlere karşı önceden alabileceğiniz teknolojik önlemler konusunda bilgilendirici içerikler oluşturmaya devam ediyorum. Bu amaçla geçtiğimiz haftalarda cep telefonlarında yapılması gereken ayarlar, yüklenmesi gereken uygulamalar ve en önemlisi deprem çantasının nasıl hazırlanabileceğini sizlerle paylaşmıştım. Bu haftada geniş menzilleri lisanssız modelleriyle ruhsat veya yıllık ödemeye gerek kalmadan bedava konuşulabilmesi ve radyo dalgalarını kullanmaları sebebiyle doğal afetlerde bile kesintiye hiçbir zaman uğramayan telsizleri konuşacağız. Böylelikle eskiden daha çok doğa sporlarında, avcılıkta veya site yönetimlerince tercih edilen telsizler Artık doğal afetlerde çöken GSM altyapısı nedeniyle hayat kurtaran alternatifler haline geldi. Ben de yaklaşık 15 yıl önce bu konuda oldukça başarılı ürünler geliştiren Aselsan'ın lisansız kullanımı destekleyen MikroTalk modelini satın almıştım ve tahmin edebileceğiniz gibi artık deprem çantamında önemli bir parçası haline geldi. Giriş seviyesi amatör telsiz sınıfına giren cihaz ile hedefim sadece maksimum yarım kilometre çapındaki yakınlarım ile olağanüstü durumlarda iletişime geçebilmek. Arama kurtarma ekipleri bu tip lisanssız modellerin desteklemediği farklı frekansları kullandıklarından zaten onlarla iletişime geçmek gibi bir hedefim de yok. Peki ama telsiz satın alırken veya kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle PMR 446 yani sivil kullanıma uygun telsizler genelde avcılar, offroadçular, dağcılar, kampçılar veya inşaatlarda Haberleşme aracı olarak kullanılıyor. Bu tip cihazlara Private Mobile Radio kısaltmasıyla başlayan PMR 446 yani kişiye özel radyo sistemi denmesinin sebebi ise sadece 446 bin ile 446100 veya 200 MHz aralığını kullanabilmesi. Bu değerler ülkemizde BTK tarafından sivillerin kullanımları için özel olarak tahsis edilmiş. Dolayısıyla öncelikle telsizi lisans sahibi olmadan kullanacaksanız belirttiğim aralıklarda çalışan PMR446 modelleri tercih etmelisiniz. Pazarda birçok markanın değişik özelliklerde ürettiği bir sürü modeli hem de oldukça geniş sayılan Fiyat çeşitliliğinde bulabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken ikinci önemli konu ise menzil aralığı. Az önce bahsettiğim frekans aralığındaki telsizler 20 kilometreye kadar çıkabildiklerini iddia ediyorlar. Ancak lisanssız telsiz kullanımında yasaların izin verdiği maksimum çıkış gücü olan 0.5 watt'ı düşündüğümüzde bu menzillere ulaşabilmek çok da mümkün değil bu nedenle telsizleri tarla veya ova gibi tamamen açık veya düz zeminlerde yani iki antenin birbirini görebileceği mekanlarda kullanırsanız menzil performansını da arttırmış olursunuz. Ancak araya tepeler, çukurlar veya ağaçlar, hele bir de şehir merkezlerindeki sık binalar girerse bu durumda menzilleri kilometrelerden metrelere kadar inebiliyor. Mesela bendeki modelin 5 kilometre menzili olmasına karşın şehir içerisinde bu değer 300-400 metreye kadar düşebiliyor. Dolayısıyla telsiz satın alırken kullanım alanınıza uygun menzile sahip olanları tercih etmenizde de kesinlikle fayda var. Bu arada çıkış gücü 0.5 Watt'tan yukarıya doğru çıktıkça menzil de beraberinde artıyor. Ancak bu durumda lisans sahibi olmanız gerekiyor. Aklınızda olsun. Üçüncü sıraya kalmasına rağmen önemli bir başka özellik de kullanım süresi. Bir kere başta cihazın pilleri değiştirilebilir olmalı. Böylelikle mevcut bataryalar tükendiğinde yerine yenilerini Takabilirsiniz. Sonra kullanılmadığı zamanlarda düşük enerji tüketimine geçerek pil süresini de uzatabilmeli. Çünkü telsizleri konuşarak kullanmasak da açık olmaları gerektiği için uzun süre dayanmaları gerekiyor. Dördüncü sıraya ise desteklediği kanal sayısını ekleyebilirim. Bendeki modelde 8 ana kanal desteği bulunurken CTS-CC yani ton susturma özelliğiyle 304 DCS yani dijital kodlama özelliğiyle de 664 farklı kanaldan aramalar gerçekleştirebiliyorsunuz. Alt kanal sayısı arttıkça çevrenizdeki alakasız konuşmaların karışmasını da daha fazla engelleyebiliyorsunuz. Ama eninde sonunda halka açık frekansları kullandığınız için her telsizde bulunan kanal tarama özelliğiyle konuşmalarınızın kolaylıkla dinlenebileceğini Hiçbir zaman unutmayın. Bu nedenle görüşmelerinizde özel bilgilerinizi kesinlikle paylaşmayın. Son olarak kısaca lisanssız telsizleri nasıl kullanacağınızdan da bahsetmem gerekirse öncelikle PMR telsizlerde, profesyonel telsizlerde olduğu gibi megahertz üzerinden frekans değerlerini giremiyorsunuz. Bu nedenle kullanması da kesinlikle daha kolay. Bendeki modelde olduğu gibi sadece 8 ana kanal haricinde belirleyeceğiniz DCS veya CTCSS gibi alt kanal kategorileri ve değerleri her iki terminalde de aynı olmalı böylelikle sadece kol tuşuna basarak karşı tarafa hızlı bir şekilde çağrılar gönderip hemen konuşmaya başlayabilirsiniz. Mod tuşu ile ana kanalları ve alt kanalları belirleyebilir veya scan menüsünden etrafınızdaki aktif görüşmeleri bulup dinleyebilirsiniz. Taramayı ister sadece ana kanal bazında isterseniz de alt kanallarda yapabiliyorsunuz. Eğer etrafınızda bende olduğu gibi aktif bir inşaat çalışması varsa genelde buralara denk geliyorsunuz. Bu arada konuşurken ister yandaki düğmeyi kullanabilir isterseniz de eller serbest yani vox modunda özgürce görüşmeler gerçekleştirebilirsiniz. Bu özellik bizi ayrıca telsizlerin bebek monitörü olarak kullanabilmesini de sağlıyor. Bu aşamada da yine mod düğmesiyle bebek modunu açıp kapatabilir veya duyarlılık seviyelerini azaltıp çoğaltabilirsiniz. Eğer her iki terminal de birbirinden fazla uzak değilse cızırtıları azaltmak için Auto Squelch yani otomatik gürültü susturma modunu açarak gereksiz cızırtıları azaltabilir veya kapatarak görüşme mesafesini arttırarak tüm sinyallerin alınmasını sağlayabilirsiniz. Bu özellik bendeki modelde ışık düğmesine uzun süre basılı tutularak açılıp kapanabiliyor. Bir de yine mod tuşundan çağrı tonlarını 10 alternatif içerisinden özelleştirebilir veya rock yani anlaşıldı tonunu açıp kapatabilirsiniz. Bendeki fiyat performans modeli olduğundan daha fazla özelliğe sahip değil. Ancak bütçenizi arttırırsanız bahsettiklerimin yanına titreşim, daha büyük LCD ekran pil göstergesi veya daha fazla kullanım süresi ve menzili gibi ek özellikler ekleyebilirsiniz. Son olarak PMR telsiziniz var diye lisanslı modellerle iletişime geçemeyeceğinizi de düşünmeyin. Çünkü profesyonel telsizler daha geniş kanal aralıklarına ulaşabildiklerinden PMR telsizleriyle de görüşmeler yapabiliyorlar. Bunun için internetten kolaylıkla bulabileceğiniz PMR frekans listesini indirip PMR telsizde kullandığınız kanal ve alt kanal bilgilerinin megahertz karşılığını lisanslı telsizlere girmeniz yeterlidir. Evet, umarım bölümde bahsettiğim başlıklar telsiz almayı planlayanlar için faydalı olmuştur. Umarım sadece eğlence veya işinize fayda sağlaması için kullanırsınız. Doğal afetlerde hiçbir zaman kullanmamanız dileğiyle kendinize çok iyi bakın.